Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Öğlen derslerde not almanız lazım. Başka tahkik ehli umumi derste de defteri de olması lazım ben anladım zannediyoruz. Uçup gidiyor. Not almayan bir abi gösteremezsiniz. Notu olmayan bir abi yoktur. Hulusi abi, Zübeyir abi, Uçtu abi, Hasan Feyzi abi, Ahmet Feyzi abi. Hulusi Değil mi? Haseten. Yani eskide çantasız sokakta gece yarısı iki kişi varmış polisin söylediği. Geç saatlerde sokakta iki kişi olur ekseri ya sarhoşlar ya nurcular. Dersten geliyorlarmış. Nurcular nasıl değerli sarhoştan ayrılıyor ama ellerinde mutlaka çanta olur. Çantada vereceği ufak kitap vardır. Not alacağı kağıt vardır. Bir de okuduğu risale var. Tesbihatı, tesbihi, takkesi var veya sarığı var. Mutlaka. Çantasız bir nurcu yoktu. 1980, 78, 79, 80'de hiçbir vakıf, hiçbir nurcu, 80'i söylüyorum, ders dinlerken not almayan hiç görmemiş. Onlar hepsi belirli bir yere gelmiş. Değerleri uçmuş gitmiş mana. Kaybolmuş gitmiş. Ben de söylemişim. Şimdi öğleyin dersi konumu farklıdır. Akşamki dersin konumu daha farklıdır. Yetişmek için bu dersler lazım. O pansuman vurmak, kuvey kuvve-i manisine merhem olmak, güç, imani güç olsun çünkü her cemiyetteki kardeşler geliyor yapıyoruz Ama öğleyin dersi bu dersler yetişme adınadır. Evet, ölçülerdir. Şimdi eskiden şunu çok merak ederdim. Hala merak ediyorum. Ama kısmen çözdüm. Sarhoştur, gafildir, namaz kılmıyor. Bir Müslüman ödü patlıyor namaz kılmamasında. Geç olmasın, değil mi Mehmet? Yani namaz geçiyor sabah namazı otobüstesin. Çıldırıyorsun değil mi? Öteki tarafta Müslümanım diyor. Belki cihattan iddia ediyor. Gayet rahat. Kaza ederim diyor. Öyle mi abiler? Ya ne acayip oluyoruz. Bu bir. İkincisi böyle biz de en ufak bir şeyde hissi rencide oluyoruz. Adam hiç etkilenmiyor. Ya bizde iman zaafı mı var? Yok ama okuma, kuvvetli iman desen namaz yok. Ölümden korkmuyor mesela. Mesela polisten korkmuyor. Hapisten korkmuyor Aile yuvası dağılacak korkmuyor. Ee, ne bileyim hiç, pek aldırmıyor ya. Çok rahat. Esrarla içip eve geliyor. Köy rahatsız ediyor, evi rahatsız ediyor. Rahatsız olmuyor adam ya. Korkudan rahatsız olmuyor, yokluktan rahatsız olmuyor, ölümden rahatsız olmuyor. Dayaktan rahatsız olmuyor. Yani böyle bir şey yok. Tam teslimiyet gibi de, ama değil yani. Ha, tam teslimiyet gibi. Çok tuhaf değil mi? Mesela Eskide pek endişe etmediğim şey şimdi ciddi ciddi endişe ediyor. Mesela Hızır abi derdi ki: ölüm kime gelmişse göndersin bana." Kendisi söylediğini söylüyorum. Aynı böyle kullanırdı. "Göndersin bana." Böyle derdi. Sonra ne vakit ya Hızır On günün kaldı deyince hiç kimse ölümden bahsetmesin dedi. Hiç kimse ölüm derse sakın asan tamam abi. Merak etmişim. Niye böyle oluyor? Başka soruları çoğaltıyorum. Adam dev adam en ufak bir evhamla büzüşü içine çıkıyor. Dev adam ya kadın veya erkekle veya parayla kariyerle çok şiddetli imtihan geçiriyor. Altı tane şey var ya insanın mutlaka yakalanması muhtemel olan altı tane zaaf noktası var insanın. Hatırladınız. O Risale'nin adı neydi? Hucumat. Hucumat isite. Biri söyler misin İbrahim? Hucumat. He? buca Hep ne bu bu diyor. Ne demek buca yani Baş baş olma sevdası. Şöhret değil o. Baş olma. Başka iki ikinci. Haf. Üç. Tama. Tama. Doymama. Mal mülk telefon araba alıyor. Kafi mi bu telefon kafi? Yani olmaz. Çıkmış. Tamam. Dört abim. Menfi milliyetçilik. He? Menfi milliyetçilik. Beş. Enaniyet, altı. Evet. Bunlar mutlaka insan etkiler. Mutlaka bu altı tane hücumatı sittedir. Altı tane hücum yolları. Bunlardan bir veya birkaçıyla insan yakalanması mümkün. Değil. Bu sorulardı saydım. Bir daha ya bazı şeyleri kazandığımız halde aklımız kütübane, dev adamız. Ama en ufak bir hissi şeyde kedileşiyor. Öteki tarafta sarhoş. Ya gay, gay şey ya sarhoş da mı? Namaz kılmıyor. Çok rahat. Aa, yokluktan, varlıktan, hapisten, hürriyetten, namazlıktan, namazsızlıktan, ölümden, yaşamaktan hiç aldırmıyor. Çok rahat. Sebebi nedir? Niye biz... Yaşlandıkça, ilim arttıkça hassasiyetimiz, his hislerimiz böyle acayipleşiyor kontrolümüzün, kontrolümüzün dışına çıkıyor gibi sorular var ya. Onlarla alakalı bir yer okuyacağım. Şimdi ben niye yazacaksınız dedim. Şu soğan gibi düşünün. En güzel çözüm şöyle güzel bir örnektir. Şimdi okuyacağım ama ne okursanız oku. Sembol yapamazsan her daim ders devamlı uslubu konuları yerleri değiştikçe düşüncen değişir. Değişmeyecek şablon lazım soğan. Yani benim size en büyük şeyim, faydam şu olmuş olabiliyor. Formülüze etmek. İçine ne koyarsan koy. İstersen sözlerden koy, istersen lemalardan koy. İstersen Ahmet'in dersinden iste Mehmet'in dersinden Formül etmek. İnsanın etkilenen sistemi, o altı tane ucum yoluydu. Fıtratımız var. Genel insanın işleyen sisteminden bahsedeyim. Tamam mı? Soğan gibi düşün. En dış kabuğu akıl, fikir. Tamam Fikir. Ee, bu dimadadır. Fikir çıkarsa karşınıza fikirle durursunuz karşısına. Mehmet yani bu çok önemli bir. Birincisi soğan kabuğu gibi değil. En dış kabuğunda akıl gir içeriye vicdandaki his, gir içeriye kaptaki duygu, gir içeriye ruhtaki latife. Şimdi cinsellik his midir, fikir midir? Histir. Kaçıncı sıradadır? İki. O zaman birle onu mağlup edemezsiniz. Önünü geçemezsiniz. Ne okursanız okuyun. Şefkat nedir? O bazen hastalık seviyesini atar ya. Şefkat fikir midir, his midir, duygu mudur, latife midir? Latifedir. Şuunat-ı zatiyeden değil miydi? Peki bu şefkatın karşısına fikir, his, duygu koyarsan durdurabilir misin? Alt yapıyı mesela binbaşının emrine üst değmenin emri durdurur mu? He? Durdurmaz. Profesörün kararı üniversitede rektörün kararını asistan durdurabilir mi? Hastanede Uzman doktorun verdiği reçeteyi hemşire hayır olmadı veya normal sıradan bir doktor bu olmadı bu olur diye o reçeteyi kaldırabilir mi? Usul bakımından kaldıramaz. İşte arkadaşlar usta da diyor. Onun karşısında diyor şey de söylüyor. Mağlup olmanızın sebebi Emir Dağ bir de söylüyor. Diyor ki o ehli dalaletin ordusuna, ifsat ordusuna karşı fer çıktığınız için mağlup oluyorsunuz. Hatırladınız mı? Fert çıktınız. ha? Yok. Ot, yir, birinci emirdağında. İnsan niye mağlup oluyor? Birinci, e, lemalarda da var. İhlas birinci şeyde. Bak şimdi. Bir daha. insanın işleyen sistemi şudur. Endiş kabuğu, akıl, dima, fikir. Fikre, hariçten gelen fikirle, fikirlere fikrimizle karşı çıkabiliriz durdurabiliriz, kontrol edebiliriz, bize isabet etmeyebilir. Geleni de alırız, müsbette kullanabiliriz. Tamam, topu geliyor ya, en iyi bir futbolcu benim gibi uyduruk olsa ayağını koyar, ağına bir vurur, ...geldiği hızla geri gider. Adam nasıl yapıyorsa söndürüyor topu. Hiç sanki çarpmamış gibi. Değil mi? Ha, gelen fikri orada istop edip kullanmak. Fikire karşı fikirle çıkacağız. Hisse karşı hisse çıkacağız. Duyguya karşı duyguyla çıkacağız. Latifeye karşı latifeyle çıkarsak mu, muvaffak oluruz. Adamın sefahat, içki, gayrimeşru sefahatle adamın hissi iptal olmuş. Duygusu iptal olmuş, latifesi iptal olmuş. Ölüm korkusu histir. Şefkatin irfat mertebesi, adamda şefkat yok. Çünkü latifesi çökmüş, yok. İnsanı özellikler, vefası kalbidir, duygudur. Yok adamda. Şimdi adam toplumda çalışıyor. Namaz niyaz yok. Sırf, sif böyle seyrettiği filmlerle bazı doğruları var kafasında. Ee, onun karşısına desen ki ölüm var. Ölüm neydi? Fikir fikir midir? His midir? Histir. Adamın hissi ölmüş. Ölüm göstersen hiç almaz. Almamasının sebebi bu. İstersen on tane ders yap. Bu şekilde ifade ettin mi kendi aleminde? Aa, bu nedir? Fikirdir. Fikrin karşısına fikirle çıkayım. Bu nedir? Bu histir. Bu hissin karşısına ikinci akılla çıkarsam şuna benzer. Dozer var ya dozer. Dozer gidiyor. Gor 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 gor. Mehmet tut. Çek Mehmet. Hadi beraber geri çekelim. Ne yapar bizi? Sürükler değil mi? Durdurabilir miyiz? Ha. Eğer ikinci mertebe aktif ise İbrahim Tahir birinciyi hakikatte onur durduramazsın. Takoz olamaz. Onun için şehvet ölüm korkusu, işte enaniyet, gurur, kibir, ben merkezli olma bunlar histir. His oldukları için akılla şey yapamayız. Akılla ne yapacağız? Akılla ilim yapıp o ilmi yaşarsak his olur. Akıl nedir? İşte bunun hakikatini öğreneceğiz. Şu anda ne yapıyoruz? İlimini öğreniyoruz. Şu anda bak ilim. His nasıl olacak? Bu öğrendiğimizi uygularsak his olacak. Eğer din onu şekillendirmişse duygu olur. Şefkat, muhabbet, şunatı zaten bizdeki karşılığı ruhumuz. Ruhumuz günahlardan çekilmekle de muhafaza ettik mi kendimizi? Latife olur. Ama alıcı yöntem alma şey ilimdir. Ders belki de bitti yani. Bunu anlatacak. Ama bunu gösterecek şimdi. Abi vesvese misalesini de okuyup başa çıkamaması. Ha. Aklında var. Hisle çıkmıyor, oturmadı ya. Evet, kurtulamıyor. Kurtulamaz. Mesela diyelim ki adam bak bir tane söyleyeyim. Adam sokaktaki adam. Ölüm korkusu yok. Ya en son çok rahat diyor. Hocam diyor. Ya dedim sen buraya beton döküyorsun dedim şurada. Delikanlı oraya bıraktın. aktın. cumadan çıkıyorum. Ya gelseydin dedim aşağıya. Ya yakalarız be hocam. Ya ölüm var dedim. Bunun dedim şey yok ki. Ben ölüm var dedim. O ne dedi? Dedi ki ya son son ölüm değil midir dedi ya? Ö ölümdür. Ne bir şey olur dedi. Niye rahatsız olmuyor? Çünkü hissi çalışmıyor. Ha, o zaman okudukça, yaşlandıkça biz inkişaf ettikçe hassasiyet arttığından, çapı genişlendiğinden rahatsız oluyoruz. Bu eksikliğimizden değil, canlılığımızdan. Ölü hücreler canlanmış. Mesela şuradaki kalkacak etler Nedir bu? Ölmüş. Niye acımıyor? Bak bunu şapsam acır. Aman diyor. Ama şuradakiler niye acımıyor? Necaseti galizedir ha. Niye acımıyor? Ölmüş. Adamın e, bazı hücreleri ölmüş. Kan gitmediği için orayı hissetmiyor. Adam ölüm korkusunu hissetmemesinin sebebi his dumura uğramış. Mesela Cinsellik rahatsız ediyor adamı. Cinsellik histir, histir. Aklın karşısına çıksan çıkamazsın. Çünkü üst üst birim akıl yüzbaşı, e, vicdan binbaşı, kalp yarbay, ruh albay yani gibi. Yani alt üst mertebeler. O, onun karşısına o çıkması lazım. Peki fikirle ne yapacağız bir daha söylüyorum? Fikirle elde edilir, hisle hazmedilir, duyguyla yaşanır. Ruhla dava adam olunur. Akılla alınır, his hazmedilir, duyguyla yaşanır, ruhla dava adam olunur. Ehvan mesela. Ondan da bir misal vereyim. Ustada menfi haberi getirenlere siz masonlara mı çalışıyorsunuz demiş. Niyetkiler misin kardeşim? Umman gibi hisleri var. Onun aleyhinde ustadım gazetelerde senin hakkında şunlar şöyle çıkıyor. Menfi Zübeyir abi getirdiği zaman demiş ki, Zübeyir seni hangi mason görevlendirdi demiş. Biliyorsunuz bunu. Peki ustad kalbime diyor, hançer saplıyorsun diyor. Doğru iş yapmama mani oluyorsun. Peki ustadın geniş umman gibi hisleri niye iş yapmıyor? eksikliğinden değil, histeri çok cami olduğundan her şey anlamını bulduğu içindir. Niye sarhoşa inşaatçı şurada adam namaz kılmıyor, rahat solmuyor da sen hemen vaktinde kılıyorsun? Adam garantilediğinden mi? Adam imanı çok ki korkmuyor. Öyle mi? İmanı çok da korkmuyor. Bizim imanımız zayıf da mı korkuyoruz? Hassasiyet artmış ondan. Oralar uyanmış, ölü hücrelere kan girmiş. Anladık mı abi? O yüzden bak 8 tane mi düşü, dişi düşüyor mesela? Bir sıkıntıdan. Sıkıntıdan dolayı. Bir gecede 9 tane dişi düşüyor. Niye? Ya usta kadere teslim olsaydı, şu olsaydı, böyle olsaydı. Ee, kardeş öyle değil işte. Yani genişledikçe, büyüdükçe hassasiyet ilmiye tezahüd ediyor. Yani ilim hisse mal oluyor. His de aklın muhakemesini dinlemiyor. Hisler şehvet, gadap, nefret, öfke, bir kere kin, intikam taassup, benim cemaat öyle acayip rezil bir şey ki. Bir örnek vereyim mi ben Yunanistan'da başıma gelenlerle bir tanesini. Şimdi laikalarda uzatıyorum gibi gözüküyor ama laikalarda emirler olduğu için bu çok önemli. Laikalar emirler manzumesi oluşturduğu için farklı anlayış olamaz. Farklı mana mertebesi anlaşılamaz. Ne deniyorsa odur. Mesela yapınız. Anlayışlara bırakılsa yapmayınız da çıkabilir. Sari ifadeler tevil edilemez. Tevil ediliyorsa bizi tutacak, bizi bütünleyecek hiçbir şey kalmaz. Mesela vakı, hakkı müselevatü zekâ. Namazı kılın, ikam edin. Zekatı da verin. Den. Gel bir de biz meşverit edelim. Herkes farklı anlar. Bakalım bunu nasıl anlarız? Emirler cahille alimi kuşattığı için, kucakladığı için, hepsine ait olduğu için Emirler de farklı anlayış olamaz. Cahili de hitap ettiği için sarihtir, nastır, açıktır. İlmi bir tarafı, anlayış farklılığını ki ilmi tarafı yok. Namaz kılınız, oruç tutunuz. Ne farkı var alimle cahilin? 200de namaz kılacak. Ben böyle anladım diye alim diyebilir mi ki? O halk anlamadı. Onun için o kılsın. Laikalar emirler manzumesi olduğundan farklı anlayış olamaz. Ancak imani mevzularda farklı meratip olduğundan farklı fikirler olur. Mesela ustat diyor ki dershaneye gazeteyi sokmayın. Siyasette meşgul olmayın. Farklı anlayış olur mu? Yok. Bu böyledir. Profesörde, cahilde, kadını da erkeği de büyüdü. üç aynı anlayacak. Diyor ki mesela Yunanistan'da hastalık. Ustad diyor 108 kastamonu yetmiyor 173 sikeyi tasdik gaybiyede. Benden sonra diyor mehdi gelecek diyor. Ondan sonra şimdi ekilen tohumlar onun zamanında geniş bir dairede inkişaf edecek. İttihat İslam olacak diyor. Eski kitaba soruyorum. O da dinliyor. Kitaba soruyorum. Ustadım vallahi her şey seni diyorlar. Külliyat ve sen her şey bitti. Kıyameti bekliyorlar. Bazı senin nur talebelerin. Yani her şey bitmiş. Ya merak ediyorum sen Mehdi ve Şakirtleri gelir o dar daireyi genişlendirir. 173 Şiketasi Gaybiye Kastamonu 108 diyorum. Ya merak ediyorum ustadım sen nerede olacaksın o zaman ya? Diyor ki ben diyor kabirde olacağım diyor Hasan. O zaman kabirde olacağım. Oradan seyredeceğim diyor. Şimdi kabirde olacağım. Siz inşallah görürsünüz. Bu <laughs> bu tevazu ile ne alakası var? Tevazu ediyormuş. Dini meselelerde tevazu olamaz. Ölçüdür bu mecellede. Şahsi hukuklarda tevazu makbuldur. Umumi hukukta, dini konularda tevazu zulümdür, hainliktir. Yapamazsın. Mecellede. Mesela şöyle diyeyim. Ya bu Asım kimdir? Estağfurullah. Ris ben, risalin olabilir ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. E sizin şeyin... Yok kardeşim. Bu asırda bana göre benim Mucedidim Risale-i Nur'dur. E sen ne kadar terakki ettin? Aa, Allah bereket versin. Kendi hukukumda tevazu ederim. Risale-i Nur'un mali umumi olduğu için umumi hukuk, hukukta tevazu olmaz. Ustad tevazu şehir olarak demiyorum diyor. Bu durusu Kur'an'iyede biz istihdam edilmişiz. Fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Öyle demiyor Ha, şahsi mesele, şahsi hukukta tevazu ediyor. Umumi hukukta ilan ediyor. O zaman Adama diyorum ki bak ustad biz kabirde olacağız. Öyle ama ne oldu şimdi? Sari ifadelerde yapın yapmayın anlarsan kabirde olacağım dediği halde yok her şey bitmiştir dersen bizi bağlayacak ne kaldı? Risale-i Nur'daki değişmez prensimiz Risale-i Nur'un sari ifadesine kanaat edeceğiz. O ağır söyleniliyordu ya bir Müslüman Allah ile sorumludur. Allah'a kanaat edemiyor, Allah'a itimat edemiyor. Abi çok ağır ya bu. Evet ben de dahilim bunun içinde. Müslüman teslim, tevekkül, itimat, kanaat sahibi olacak. Teslim elinden geldiği kadar doğru yaşamak. Tevekkül onun nazarıyla bakmak, itikadını düzeltmek. İtimat beni benden daha iyi biliyor, beni benden daha çok seviyor. Benden bana daha yakın. Tamam Bu kanaat. İtimat ise o ne dediyse o... Risale ve Kur'an ne dediyse öyledir. Ama biz onu tevil ediyoruz. Kanaat ettik mi? Allah'a kanaat etmedik ki. Hangi kanaat edecektik Risale-i Nur'a? Niye sari ifadeyi tevil ediyorsun? Tevil etmeyeceğiz. Tabi Kur'an'ın müteşabiyatı var. Hadis'in müteşabiyatı. Risale'nin de olabilir mi Müteşabi olanları şeydir. Emirlerde olmaz. Emirler olmaz. Çünkü Mesela nerede gelir? Kendisi söylüyor. İmanda müteşabi olmaz. Hükümlerde de müteşabi olmaz. Tefekkürü şeylerde var. Mesela Errahman rahman alel arşiste var. Yedullah ve çullah gibi. Zaten 5. şu başında o ayet koymuş. Bazı ayetlerimiz müteşabihtir diyor. Emirlerde olmaz. Emirlerde olsa avamın bir özürü olur. Namaz kılmamakta, oruç tutmamakta. Ben anlayamadım ki o seviyede. ana demiş ya sahabeye bir tanesi. Yarın sonra ben cennete girip ne yapmam lazım? Şunu şunu. Tamam yeter. Daha dinlemek istemiyorum. Sahabe kızdı ya. Niye susturdun? Diyor ki cenneti görmek istemiyorum. Buna bak. Sonra bir daha gelmiş. Sonra başka, devamını sormuş. Yapabileceği kadar. Laikalarda anlayış farklılığı olmaz. Olursa cemaat olmaz. Cemaati cemaat yapan protokoldur. Yani bizi bir araya getiren ölçülerdir. Ölçüler ise hepimizi bağlayandır. Herkesin farklı anlamı zemini değildir. Herkesin ortak anladığı, anlamak zorunda olduğu kaydelerdir. Bizi biz yapandır. Bize mensubiyet veriyor. Ben nurcuyum ümdettiren laikalardır. Ben nereye mensubum? O şuuru o heyecanı bana veren laikalardı. Laikaları ne kadar ölçü yapıp okuyanlar da heyecanı olur. İmani mevzularda, sözlerde hakim olsa, lemalarda olsa gene o heyecan olmaz. Bize mensubiyet veren ben buraya aitim, ben buraya aitim, ben buraya aitim. Ben bununla nefes alıyorum. Ben bu, bu cemaate layıkım. Ben buraya gidiyorum. Bize bu mensubiyet ruhunu veren laikalardır. Şeyden okuyorum toplama. Bak hizmet dusturları bir araya getirilmiş. Şu anda okuyacağım yer şualar 509. Göstereyim diye. Oraya nereden alınmış? Yani herkes elinde şualar olmaz ama bu mevzuyla alakalı parçalar toplanmış. Bak şuradan toplanmış. Bak bu alınmış. Sonra nereden alınmış? Hutbe Şami 140'tan okuyacağım. Allah nasip ederse. sunuat, Tuluat, İşarat 75'ten okuyacağım. Sonra gel 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 gel. Sunuat, Tuluat, İşarat 87. Sonra STI 24. Gene seteyi 20 şey 57. Tabii ki okuyacağız. Ben bir tanesini okusam yeter. Bak şimdi şu alar, ama anlatmak istediğim meramımı biraz anlatmışımdır. Bu dusturdur. 509. Bak buradan okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah subhanahu ve min şeyin illa hamdi. Aziz Sıdık kardeşlerim. Ee, saniyenden başlamış. Men amene kader emine minel keder. Kaderi iman eden gam ve hüzünden emin olur. Tamam iman ettik de niye hissimiz etkileniyor? E peki hiç etkilenmesin. Etkilenmeyen bak. İnşaat ustası hiç etkilenmiyor. Çok mu kamil? Çünkü hücreler ölmüş. Bak et kalkıyor. Nasıl kaldırdım ben bunu? Hücre ölmüş. Hadi bunu kaldır hadi. Kaldıramaz. Yani dem ve damarlara sirayet etmiş hassasiyet artmış. Çünkü bu başta söylediğim bu sistem neydi? Fikir, his, duygu, latife. O zaman nedir o seni rahatsız eden? Onu bloke etmek, onu kontrol etmek istiyorsan bir üst birimini aktif et. Fikrini hisle mukabele edebilirsin. Hissini fikirle kontrol edemezsin. Hissini fikirle kontrol edemezsin. Çünkü his bir üsttür. Yani fikir akılda, his vicdanda, duygu Kalpte, latife, ruhta. Şimdi şefkat var ruhta. i̇frat şefkat marazdır. Öyle değil mi? Mara. Bu ifratı ı şefkatı marazis ruhi ve sakami kalbi. 75 Kastamonu. Nasıl durdurursun? Fikirle durduramazsın. Hisle durduramazsın. Duyguyla durduramazsın. Neyle durdurabileceksin onu? Orada söylüyor. Latife. Onun karşısına başka bir latife koyacaksın. Bu latifedir çünkü. Hani cami giderken cuma namazı için çağırdığınız dende söylediniz. Onun e, hissi iptal olmuş. Yani iptal olmuş veya çok zayıf yani diyor ki sonuç sonuç nedir dedi? Sonuç ölümdür. Aa kadar hocam dedi ya. Fazla meşgul olmaya gerek yok dedi ya. Ölüm değil mi ya sonuç dedi? Ulan ben önüştün öl, öl, ölmek deyince ödüm patlıyor. Adam sonuç bu değil mi ya diyor. Tamam diyor ya. Sonra gelirken Allah Allah. o Adam ne kadar rahatlan şu dünyada. Ben okudukça rahatım gitti ya. Ulan ben mi kaybediyorum, o mu kazandı? Anlayamadım bende. Nasıl bu kadar rahat? Ben bu kadar okuyorum, bu kadar rahatsızım. Ne oldu? Bir yerde bir sıkıntı var yani. Çünkü onun bu his, duygu, latife denen bir şeysi yok. İptal olmuş. Sip bu var. Bunun da karşısında ya kendisini de bir şey diyor. Ya millet çalıyor. Ben çalıyor muyum? Tamam. Bak ben çok iyiyim. His yok ki. Kabir dediler. E ben tuğlayı çalmıyorum ki. E, ya kabir var diyor. Tuğlayı çalmıyorum ki diyor. Çare mi şimdi bu? Adama diyor ki, diyorum ki kabir var. Ben tuğlayı çalmıyorum ki diyor. Vaktinde tuğlayı koyuyorum dedi ya. Peki abi, dışarıdaki adam böyle de. Şimdi mesela Risale-i hizmet aktif ediyor. İşte o hükümlerde, esaslarda çok rahat bir şekilde tevil edip yapabiliyor. Hani dışarıdaki adam da, hadi bilmiyor. O bu risale okuyor. Hatta derslerini yapıyor çok ciddi derecede. Mesela Allah razı olsun. İşte Yunanistan'da onu gördüm. Adam çok ciddi bir adam yani sana o da Almanya'dan gelmiş. Yani Meşrebini abisi demiş ya meşrep olmuş din ya. Cemaat içindeki abi oldu peygamber gibi ya. Dedi bitti ya. O merkezde ne fikir varsa kabul ediyor. Onun dışında hiçbir hepsi kezzaptır, kaziptir diyor, yalancıdır diyor. Yani biz işgal edilmişiz de haberimiz yok ya. Evet okuyorum. Men amelabil bil kader emine minel keder. Kaderi iman eden gam ve kederden emin olur sırrıyla bak bir de ne diyor? Ya bunları fikren biliyoruz. Yaşarsak his olur. Hissi yaşarsak duygu olur. Duygu yaşarsak latife olur. Ha, bu böyledir. Ne olduğunu bak. Neyi hissin senin zaafın var? Mehmet diyeceksin Hasan. Şu konuda zaafın var. Bu fikir midir? His midir? Duygu mudur? Latife midir? Eğer bu his ise akılla çıkamam. Üst birimle. Yüzbaşı ise üst teğmenle durduramam ben onu. Binbaşı lazım. Profesörse rektör. Rektörse dekan. Karşısına çıkaracaksın. Asistanla bu adamı durduramam. Bak diyor ki huzu min kulli huzu min kulli şeyin asenehu her şeyin güzel cihetine bakınız. Kaydısı sırrıyla. الذين استمعون القول فيتبعون لا صانه لا إكل الذين هداهم الله هداهم الله وولايك هم الألباب. Gayet kısaca bir meali. Sözleri dinleyip eksik mi okudum? Ha me av havuz yanlış mı okudum? Dinlemedik yaptım. Dinledim. Tamam ben de. Ha tamam. Ben de sizin garip halinize yanlış okudumsa bir de okuyayım. Ha tamam. Ne demek manası bak. Sözleri dinleyip, sözleri dinleyip en güzeli, en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar yani meşgul olma o haberlere bakmayanlar hidayet ilahiye mazar akıl sahibi onlardır. Yanlışları öğren öğrenmeye kalksak ömrümüz yetmez. Doğru öğreneceğiz gerisi yanlış. Diyor ki sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar. Bakma. Niye bakıyorsun? Hidayet ilahiye mazar akıl sahibi olan onlardır. Tamam sen kendine baktın. Bana bakma kardeşim istemiyorum. Gönderme bana. Gönderme ya. İstemiyorum. Yüz bin defa dedim tak diye bir loka ediyorum. Daha sonra seni de almam. Niye? Niye kalbimize hançer sokuyorsun? Niye menfi yayıyorsun? Menfi etkiler insanı. İmanın kamil alakası yok. Aklı sürükleyen dözer gibidir. Menfi şey yapmayacağız bak. Mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına Ustad diyor bak. Biz buna uysak. Her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine başka? Üç. Ferah verecek ve içine bakmak lazımdır ki ferah mı veriyor? Manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazarı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Gördün mü Furkan? İmanlarla kası yok bunun. Fena şeylere meşgul olup ya kardeş tedbirini alsın. Bunun tedbirle alakası yok kardeşim. Sen ona onlar zaten böyle yayıyorlar. Korksunlar, evham etsinler de kaçsınlar, cepheyi bıraksınlar diye. Öyle demiyor mu? Korku o korku şimdi söylüyor İbrahim Tahir. Ne diyorum? Korksunlar. İkinci fasıl evham etsinler. Üç vesvese etsinler. Sonra o siperi terk edip gitsinler. Onun için korkuyu yayıyorlar diyor. Mesela Said geliyor. Said'e geliyorlar. Jandarmalar şey yapacak, baskın yapacak. Öyle yapmadılar mı? Niye gidiyorsunuz? Basılacaksınız. Şifreleniyorsunuz. Bunlar da gaye neydi? Korku yaymak değil miydi? korku yayınca ne yapacak? Adam bırakıp gidecek ya. Yeter artık diyecek. Bizler için şimdi her şeyin en iyi tarafına iki ya benim şahsıma vermiyorum. Ben kendimde örnek vermiyorum. Hepiniz ailede de öyle. Baba efendim duydun mu ya? Amcam amcam ya hiç yakıştıramadım ya. Ne oldu oğlum ya? Yok baba kızma da yani kızma. Tamam kızmam sen. Ya niye söylüyorsun şimdi amcanın, babanın kalbisini niye hançer sokuyorsun kardeşim? Niye böyle yapıyorsun? Ticarette. Bana bak. Kardeşim bakar mısın? Buyurun. Ya bir şey yapma ya. Aldığım habere göre fiyatlar şey yapılacak. Hemen bu elimizdeki çıkartalım. Ya attı kafasından veya birisinin evhamından. Adamın ekonomisine de darbe vurdu. O da hemen geliş fiyatını vermiş. Sonra bakmış. tam tersine çıkmış. Bunu olanı söylüyorum ya. Abi ben ne diyeyim buna dedi ya. Ben ona güvendim. O haberine göre bak bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına bir, güzel cihetine iki, üç, ferah verecek ve içine bakmak lazımdır. Ne yapacağız başka? Manasız bir, lüzumsuz iki, zararlı üç, sıkıntılı dört, çirkin beş, geçici altı. Geçici hallerine nazar dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. 8. sözde bir bahçe iki adam biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar. Safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde. Diğer bedbaht bahçeye böyle bir bu tipler var mesela böyle. Felaket tellalları. Bahçeye bakar, elmayı daldakileri görmez, yerdekileri görür. Ama elinden de temizlemek gelmez diğer bak diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde çirkin pis şeylere has nazar eder. Midesini bulandırır, istirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi diyor bak ne yapacağız? Bu böyle bir ders. Psikoloji ya bu. Nasıl bir ders ya? Şimdi yapmamız lazım. Şimdi hayat içtimai beşeriyenin safaları. Gelişen sosyal medya. Gelişen hükümetteki, adliyedeki, hadiselerdeki, haberlerdeki her şey. Şimdi hayat içtimai beşeriyenin safaları hususan Yusufiye medresesi bir bahçe hükmündedir. Hapishaneler, cemiyet, iş yerleri, evler bahçe hükmündedir. Bahçe, evin bahçedir. Dükkanın bahçedir, hapishane bahçedir, cemiyet bahçedir. Bahçeye biraz önce gittik mi Tahir Zübeyir? Çürüğüne mi bakmamız lazım? Lan çürük var diyor. Lan dalda var. Dalda elma var ya. Ha yerde çürük var. Acayip bir şey ya. Köyde başıma geleni anlatayım. <laughs> Karaymış çok az var. Herkes biraz kesmiş tamam mı? Çay yapın, çay, engel oluyor diye Mehmet. Karaymış da çok az. İlk defa söylüyor. Bir şey, şimdi söyleyeceğim. Bir yere gidiyordum. Ahır kapı dediğimiz var. Kapısın ar arka tarafı. Karaymışlar böyle sipsiyah. Tamam mı? Sipsi ya. bir sürü de var. Kimse çıkmıyor. Çıkmamış. Dedim ki hop selamun aleyküm. Aleyküm selam. Olanı anlatıyorum. Ne haber hala? O oğlum falan. Komşular da, da durduruyor O da dün o koca geldi. Tamam. Hala ne yapıyorsun? O bir baktım. Hala karaymışa bak dedim ya. Köyde pek bir şey de kalmamış. Bu maşallah dolu. hey oğlum dedi. Kimse çıkamıyor dedi. Hepten yürüyerek çıkılacak şey. Niye hala? Hayır Niye çıkamıyor? Ben toplayayım. Aman 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 gitme. Niye? Oğlum ben o Karayemiş'in altına yılan gördüm. E, yılan gördün de orada mı şimdi? Yok gitti de. Yılan gördü diye orada yılan gözükmüş diye kimse çıkmıyor. Ya Allah'ın sen orada mı şimdi? E belki gelir dedi oraya yatmayı alışmıştır. Ya varsa ben onu tutarım dedim ya. Takar takar çıktım hadi ver dedim bir şeydi bakacağım sana da toplayayım. Hop diğerleri de geldi. Hoca çıktı. Başka bir tanesini. Bizim bizim soyun akrabanın mezarlığında iki tane korkunç bu belim gibi kiraz ağacı var büyük. Ama nasıl vermiş. Allah vermiş. Mezarlıkta. Her tarafta bitmiş, bitmek üzere bizim o mezarlıktaki böyle. acayip. Dedim ki hayırdır. Musa Emiçoğlu niye çıkmıyorsunuz? Ah! Oh, sen mi sordun? Bilmiyor musun ya mezarlık ya mezarlıktakiler yenir mi? Ha! Ne, no, ne no. La mezarda yetişen yeni mi? Ya o mezarlardan dedelerimizden almış ya dedi. Daha iyi ya dedim. Dedemizin parçasını niye orada dursun? Gelsin bende dursun. Dedem onunla namaz kıldın. Dedim dedim kiraz, kiraz niye dursun dedemin parçası? Bende dursun. He ya dedi. Dedin, deden, dedenden almış. Dedenden almışsa dedemin benim parçası oraya layık değildir. Buraya layıktır. He ya yapma ya. Şimdi yebilir miyiz ya? Dur sen dur. Sen bir merdiven getir de oraya kadar şey yapayım. Ben bir kere bir çıktım. Bir gördüler beni. Bir de çanta topladım. Samimi söylüyorum. İkindiden sonra camiye gidecektim ki iki ağaçta da hiçbir şey kalmamış. Me niçin? Mezardan alıyor. Denmiş bir bir haber. Kalbine saplanmış. Ölüyor. Bak yiyemiyor. Orada bir ilan mı görmüş? Ulan varsa var sonra gitti de işte. Evham böyledir abiler. Niçin bak örnek veriyorum? Şimdi hayat içtimai beşerinin safaları hususan medrese i Yusufiye. Bir bahçe hükmündedir. Cemiyet öyledir. Ne yapacağız? Hem çirkin hem güzel. Bak cemiyette evde karı kocalarda ev hayatında hem çirkinlik var hem güzellik de var. Hem kederli hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Bu dünya böyle yani. Alim-i fesat. ikisi de var. Bak ne yapacağız? Evi düşün Allah rızası için. Evi işte ilk önce kendini iyi kötü düşünceler, ehvan ve huzurlar, iyi kötüler. Eve iyi kötü, cemiyette iyi kötü, cemaatta iyi kötü. Lan yüzde yüz bir cemaat mı var her tarafıyla mükemmel? Çirkin, güzel. Kederli, ferahlı. Şeyler beraber bulunur. Ne yapacağım? Akıl odur ki, akıl odur ki feralı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere emniyet vermez. Şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Said Nursi. Başımdan geçen ilk gene bir şey anlatayım gene Yunanistan'da. Orada değil mi 2-3 gün? Buradan bir ağrı aldı bende. Sol aldı. Ağrı biraz çok emniyet verdikçe oradaydı duruyordu. Hiç kale almadım. Emniyet verdikçe bu koluma da böyle geldi. Bak herkese lazım olacak şey. Kendimde tanımladığım, tanımladığım ve çözdüğüm bir şeyi size faydası olur dizin Olan kalp krizi olmasın dedim ki arkaya geçti. Arkaya çünkü kalp krizi ilk önce vurur. şeye vurur. Öğrendik ya menfi. Kalbe, şey, mideye doğru arkaya. He ya. Dedikçe ağrı çoğaldı. Olan vücudum terlemeye başladı. Bak şimdi. Ben kazanımı paylaşıyorum. Cenab-ı Hak öyle dedim. Ya Rabbi bana verdiğin şeyleri kullarına da vereceğim. Ver bana. O terim baktım boşalıyor. Tamam evet. Bu kalp. Ulan bu gavur memleketinde ne yapacağız şimdi? <laughs> Nereye gömecekler? Sonra dedim ki. Olan bu vehim olmasın. Kalbin üzerine şeytan, lümeyi şeytanı yok mu? Oraya üfler, kabul etmese vesveseden şetme döner. O zaman kalp tepki verir. Tepki vermesini kalbin üzerinde kaslar var. Orada savaş olur. Kalp meydan savaşıdır. Bu orada bir savaşı gösteriyor. Kalp kalbin şeyinde kaslar geriliyor, gidip geliyor. Çünkü düşünceyle oraya yoğunlaştık ya. Bütün düşünce buraya gidince bütün olmuş olacak her bütün ihtimal hücreleri aktif oldu. Ben oraya olmayan bir şeyi ağrıyı buraya çoğalttım. Burada olan bir ağrı olmuştur. Ne olmuş? Ya kastır ya liftir. Olur da pıt pıt pıt, pıt Sonra de bu ağrıyı buraya taşıdım. Sonra arkaya o ya ama kalp olması için kol sonra arkaya dedim anda arkaya arkaya da geçti. Ha dedim ya bu alçak olmasın dedim ya. Bu benimle beraber ya, yaratılan, benimle yaşayan, benden benden sonra ölecek herkeste bir cin yaratılıyor ya. Onun adı bizde işlevi nefsile mare işte. Peygamberimiz demiş ya herkeste de bir cin. Yani ifri, şeytan. Bizde bir şeytan yaratılıyor. Bizi İmtihan eden nefs emare bu ya. Cinsellik, cinnet getirten o. Cinnet getirten, cinsellik aktif eden o. O kalksa cinsellik olmaz, nesil olmaz. Ama o da düşünceyle aktif olur, çoğalır. Düşünce demeyeyim. Bak bir ağrı vardı. Ulan ne oldu ya kalp kriz mi ya? Kalp olsaydı koluma da vurdu. Aa koluma geldi. Yetmez dedim ya sırta da geçmesi lazım. E, sırta da geçti. Abi dün yolda geliyorduk. Mehmet abi anlattı. Ee, bir sağlıkçı arkadaş ee, hastayı almışlar ambulansa. Kalp krizi geçiriyor. Yüksek bir e, tehlikeli bir vaziyette. Hastaneye götürene kadar diyor ben onu motive ettim. Hı. Bir, bir şeyli vaziyete getirdim. Götürdüm hastanede doktora teslim ettim. Doktor bağırmaya başlamış. Bu kritik durumda vesaire vesaire İşte işte buna hemen acil hasta. Öl. Öldü. <laughs> Yani oraya yani götürenin götürene kadar zaten kırtık bir durumda ama söylemiyor yani. Rahat, sakin davranıyor. Zaten bana anlatmış çocuk. Ondan sonra ben diyor oraya kadar idare ettim diyor. Ondan götürdüm diyor, doktora teslim ettim diyor. Adam diyor bu diyor, tehlikeli diyor işte acil diyor. Hemen ha, diyor, Hatta... falan. Adam diyor, gitti diyor. Yalnız da gitti diyor. Ne biliyor musun? Bak, tansiyona gitmiş. Acil ben Allah Allah. Ya nasıl geldin lan? Nasıl yaşıyorsun? Elinin körü gibi yaşıyorsun lan. Nasıl yaşıyorsun? Yaşadın işte. Nasıl geldin? Geldi işte. Sen nasıl geliyor? Bu tansiyonlar nasıl geldi? Bu tansiyonlar nasıl yaşıyorsun? Bu adam zalim ya, insanlık düşmanı ya. Nasıl yaşıyorsun diyor. Bana diyor ki diyor, doktor ben yaşıyorum işte. Nasıl? Ben geldim. Beni al bakalım. Allah Allah kullanmaman lazım ya. Sen nasıl kullandın ya? Yaşama. Şimdi ölmen lazım. Ölmedim, ölmedim buradayım dedi. Tamam tamam kızma. Böyle mi davranıyorsun sen dedi. Yani doktor demek araba tamircisidir. İmanı varsa Gazali'ye Gazali göre söylüyorum. Bunlar diyor zanattır. Yani, sanat değil. Yani araba tamir etmek, bahçeyi tamir etmek, duvarı tamir etmek bir sanat, zanat olduğu gibi. insan da bir sanattır. Allah'ın sanatıdır. İnsanın zanatı vardır. Z. İnsan zanatkardır. Allah sanatkardır. Sani Zülcelal. Ha, eğer insanı tamir edebiliyorsa bu zanatkârdır. Marifeti vardır. Eğer imanla donatılmışsa marifetullah sahibidir. Marifet, kafir mümin herkeste var ama Allah ile bunu yorumlarsa, Allah ile iz izah ederse bu insan marifetullah sahibidir. Bak, ara arabayı tamir etmek bir sanat istediği gibi mesela motor yan yağ yakıyor. Motoru Şıbo ee, atması lazım veya veya ne bileyim piston değiştirmesi lazım. Doktor yapabilir mi? Ama iyi bir ameliyat ediyor. Başka bir şey. Ha. Araba tamir etmek marifettir. İnsanı tamir etmek marifettir. Allah ile olursa, Allah manay harfi ile olursa, Allah adına olursa Gazali'nin tabiriyle marifet marifetullah olur. Bak şimdi bu tamirci değil mi? Bak bu adam nedir? Ee, şey baktı e, tekikli tahkiklere baktı. Hemşire de gösterdi. E, 19-20 Küçükte 10. Aynı kendisi diyor. 20 dedi. 10'la gitti. Nasıl yaşıyorsun ya? Sonra nasıl geldin ya? E, doktor bey geldim. Oh Allah Allah ölmen lazım. Lan ölmedim işte dedi. Aa, ya yaşıyorum. Ya Allah Allah herkese bünyesine göre tansiyon farklı olur ya. Bir şey şey yapmışlar. işte tansiyon 12'ye 8 olacak. Sanki ayet demiş gibi. Tamam marifetullah ama bak değişti şimdi. Şu anda Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı nda. bu böyle olmakla beraber genel ama tansiyon fıtrata göre, yapıya göre, besleme ve coğrafya Afrika'da göre, göre değişkendir. Ya işte ölmesi lazım o. 12'ye 8. Bu ne oldu? 10,5. Bu da 20. mi? Ne niye yaşıyor o zaman? 22 ile yaşayan var Halit abi. 20 25. 25 olunca tansiyonun yükseldi. 20 normal diyor. 20'de biz ölürüz. Ne oldu bu yaşıyor? Ama bu kriterleri görülmesi lazım. Acayip bir şey ya. Ecel ölümümüze mani kardeşim. Trafik kazası da geçirsen tansiyonla ecel ölümümüze mani olan eceldir. Yani ecel gelmedi, ölmezsin merak etme. Ecel, trafik kazasının her türlü şeyi geçiriyor. Eceli gelmediği için ölmüyor. Eceli gelince bir metre ağaçtanış ölüyor. Ecel manidir ölüme. Bir daha, akıl odur ki ferahlı, bak, ferahlı güzel şeylere meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere emret vermez, bakmaz. Şekva, merak yerinde şükreder, sevinir. Ya Allah Allah. Niye meşgul olmamış? Manasız, lüzumsuz o kötü haberler. Manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı. Bak manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici halleri, nazar dikkati, dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Niye yapıyor? Adamlar şuurlu. O. Korku damarı insanın cephesi, cepheyi değiştirtir. Damın kenarına gelmiş çatıcıyı, adamı düşürmüş değil mi? Aa düşüyorsun bak, aa sallanıyor, ayaklarını da titriyor, pat gidiyor. Yani e, peki biz bu marifet kazandık, bu kadar böyle dev adamız etkilemez mi? Kardeşim, histir. Akıl değil ki onu durdurasın. Haf histir. Hissi haf diyor. Korku, damarı histir. Ya histir. Şefkat latifedir. Bunun karşısına ne getirmen lazım? Üst, üst birimi getireceksin. Yani mesela bu korku damarına ben kalpte bir duygu yapayım. Hop fikirle kalbe geçtim. Kalpte latife insaniye var. Latife insaniyede Allah'a söz verdin davaya. Ne pahasına olursa olsun ip dayı olsa, ateş dayı olsa, cehennem dayı olsa davadan dönmeyeceğim diyorsun. Akılla kalpteki duyguya geçtim duygudaki latife insaniyenin içerisindeki vefaya Allah'a söz verdim. Vefa budur dediğin anda üst birimle korku hissini blok etti. Yapabildiğim kadar. ya bunu yapamayan ne olacak? Ne yapacak? Bunu yapacak. Menfiyi yaymayacaksın. Peki temizlemek elimizden gelmedi halde çirkin pis şeylere nazarı nazar hası nazar etmek. Hası nazar ne demek? Bakmak bakmak. Bakma. Temizlemek elimizde mümkün mü olmayan, çaresi olmayan şeye ça oldu mu, kırıldı mı bu? Çaresi var mı? Cezaya kalkma, ceza verme. Çaresi var mı bunu su doldurmaya? Aciz diye de bürünme. Lan kalk yap işte lan. Aciz, aciz olma. Çaresi olanı aciz diye çaresi olmayan cezaya verme diyor. Bak temizlemek mü mümkün mü? Temizlemek elimden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hası nazar eder midesini bulandırır, istirata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider. Ne? Sekizinci söz diyor. İnsanın kafası, insanın evi, cemiyeti ve hapishanesi aynı sekizinci sözdeki gibi tağla gibi düşünün diyor. Şimdi diyor hayatı içtimai, beşeri safalar ususan Yusuf Emedesi bir bahçe hükmündedir. Hangi sözde bahçeyi söylüyor? Kaçıncı sözdü? 8. sözde bahçe iki kişi girer. Bir tanesi betbat ağacın dalındaki meyve değil yere düşen çürüye bakar. Bahtiyar ise çürüye bakmaz oru yukarıdakine bakar. Bu dünya böyle. Var mı sorunuz? Vahir vahum. sormasınlar diye çabuk çabuk bitiriyorum. Vahir vahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.